Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter'da gezegenimizi dünyalaştırma işlemlerimize devam ediyoruz. O kurak gezegen bakın nasıl bir hal almaya başladı. Bir şeyler koymakla yetinmiyoruz. Tabii bir sürü şey var. Larvalar vesaireler uğraşıp duruyoruz. Şimdi biraz ham madde dediğimiz kısımla ilgileneceğim. Yani ham madde dediğimiz kısımla ilgileneceğimden kastımız örneğin şu bakteri chestini bir dolduralım mı? Evet, bakteri chest'imizi dolduracağız önce. Evet, biraz bakteri yapayım ben. Evet, bakteri yaptık. Şimdi bir miktar daha bakteri yapabilirim. Bir miktar daha bakteri yapayım, bakteri. Evet, bir miktar daha bakteri. Evet, miktarı arttırıyoruz. Bakterilerimiz artıyor. Sebzeleri bir toplayayım. Evet. Bahçeden malı topladık. Oha K5.
Delgi K5 geldi kardeş. Evet, yosunumuzu aldık. Yosunu koyduk. Şimdi bak. Şuna. Tamam. Beş tane olduğuna göre 5 yosun, 5 de kabak. Gel abi gel. Şu metan tüpü çok sıkıntı oluyor ya. Bunun başımıza bela oldu bu alet. Şimdi şunu yap. E bitti. Başka metan var mı abi? Hay ben böyle şansım ta orta yerine ya. Tamam. Ki mutajen de mi metan tüpüyle yapılıyordu ya? Evet. Metan tüpü ne yazık ki. Şu nitrojenle yapılıyor. Abi bu sıkıntılı bir iş ya. Bana bir tane daha metan tüpü lazım abi. Lan harbi kısmetliyim abi. Bir tane dedim, iki tane geldi. Evet, bir de K2'mizi yaptık. Koy abi şuraya. Tüpü de koy. Şimdi mutajen yapmak için ne ihtiyacım var? Önce gübre yapalım. Sülfür. Alt ve üst kata. Ne kadar patlıcan var? 10 tane. Yani. Bir sıra sülfür yeterli. Allah büyüktür, yapalım bakalım. İyi. Zaten yosun bitti. Şimdi şu gübreden biraz daha yapabilmek için başka şeylere de ihtiyacımız var. Bakteri var.
Mutajen için lazım olan malzeme belli. Patlıcanlar oldu mu ya? Yani biyoplastik yapabilirim. Elimdeki silikonlarla. Beş tane silikon. Karşılığında 10 tane mantar. Biraz da biyoplastik yapalım abi. Aslında biyoplastik daha yapabilirim. Yani eldeki ham maddeleri çevireceğiz bir şeylere kardeş. K3'ü nitrojen tüpüyle yapıyorsun abi. Şimdi o uzay ticareti Zamazingos'u ne istiyor lan? İki tane devre kartı var. Bir de motor. Elektrik var iyi. Şu devre kartını... Tamam. Ben bir devre kartı daha yapacağım. Çok özür diliyorum. Ne miyim lan o? Şu devre kartını yapalım. Şimdi en üst kata gidiyoruz.
Evet bebeğim. Abi bunları satabiliyoruz o zaman. Öğreniriz kullanmasını öğreniriz. Bir dakika. Tane olduğuna göre hemen yukarı git. 5 tane sülfür al. Şimdi elimizdeki yosunla chest boş ama. Gel. Okey bebeğim. 10 tane gübre oldu. Şimdi mutajen metan tüpüyle yapılıyor. Bayağı bir mutajene abanacağız. Ama önce şu... Yo bir dakika. Nitrojen tüpüyle ne yapılıyordu lan? Tamam. Kaç tane mutajenim var lan benim? 2 tane mutajenim var. Mutajen K3. K2. Önce şunu yapmam lazım. O zaman bana metan tüpü mü lazım? Tamam. Tamam.
sülfürdür. 5 adet de sülfür. K3 var. K4 az var. Mutajen K2. Sıradan lerva bal mutajen. Bak. %1000 %1200 mavi veya şu kırmızıdan gelecek. Nadir larvamız var mı? Var. Bir iki tane var galiba. Var iki tane. Tamam. Nadir larva ve gübre. Diz abi şunu bakayım ne çıkacak. İki tane larva dizeceğim. O bizim düşük larvalar vardı ya. Onlarla bunları değiştireceğim. Çok güzel olacak ama yaptığımızda. Bunu ver bana.
Bunu da ver bana. Sen dizil abi. O dizene kadar biz aşağı gidelim hemen laboratuvara. Laboratuvar. Giz hadi. Çok yavaşsın be oğlum. Oğlum %1000, 1200'lük şeyler bunlar. Yani şimdi baktığın zaman hadi oğlum. Sen onu diz. Sıradan larva ve bal alacağız.
Yiyince güzel olacak. Balıkta da %300 veren var. %150, %250 olan o yumurtaları parçalayıp küçük bir değişimle diz oğlum diz. Görsün bak akıllı akıllı diziyor abisi. Güzel. Hadi bunları gidip yerine koyalım. Evet, %1000'liklerle değiştirdik. Şimdi
Krom balığını al. Plankton. Plankton C, mutajen K2, ok. Mutajen K3 ile yaptım onu ben. K2 istiyor bu. Şimdi. %300'lük olan balıktan yapalım koyalım abi artsın yani. Kurbağalar için yer yapabilirim ama kurbağa yumurtası bulamadığım için sabah şunu yapabilirsin K4 ile. İki tane standart kurbağa yumurtası bul. %150 o kadar da fazla bir şey değil yani. Diz oğlum onu hadi. Araştır. Böcek arttırıcı roket de var ha. Yani roket bilmiyorum nasıl atarız, ne lazım olur hiçbir fikrim yok fakat hadi. Güzel. Akvaryuma bayağı bir mal lazım. Oğlum bu her şey arttı lan. Kelebek çiftliğinden gidiyor işler de. Şundan bir tane daha mı yapsam ya? Abi hayvanları 4 yükseltiyor yani bunun var ya. Kurbağaya geçmem şart. He.
Bir dakika. Göl suyu topluyor diyor. Hepsini koyduk. Yani bir hızlanma var. Aslında şeye gidebiliriz. Diğer tarafa doğru bir akabiliriz. Bakarsın Blazar Kuvarsı falan buluruk da. Şuraya koyduğum bir chest vardı. Onun ucundaki şu makineyi hadi bakalım. Gidiyoruz. Blazar Kuvarsı ve benzeri şeyler için gidiyoruz bakalım. Zeolit önemli. Zeolit. Abi zeolit olayı başımıza bela.
Bir şaka mı? Ne lan? Zeolit'i al. Oğlum bunu buradan hasat edebiliyoruz mu lan? Bu nereye gidiyor? Oha! Şunu ver. Tamam. Buradan geri dön şimdi. Burası Pulsar'ın yeri, tamam. Oğlum buraya makineyi koysam acaba bunu kasar mı? Aha. Oğlum ben nasıl bir yere geldim lan?
İşaret kulesi. Anasını avradını ya. Ulan. Madenin içine girmek mesele değil. Ben anasını sattığımın yerinde maden arıyorken işte uranyumu falan bulurum belki diye. Kuarsları buldum oğlum. Ben ne zaman uranyumu bulayım, osmiyum bulayım diye çıksam başka bir şey buluyorum ya. Bitkilenme sonuna kadar açıldı kardeş. Ulan öyle bir maden buldum ki. Yani zeolit konusunda bayağı bir zorluk çekiyoruz abi. Bu zeoliti bulmak ne kadar zormuş ya. Şu benim sıçtığımın yeni çantası kaç paraydı ya? Ha, çevre kartı yapacağız. Şuna tıkla. Bir de buna tıkla. Devre kartı için gerekenleri toplamadan önce reis bir su ver be. Ne o? Nitrojen tüpü zeolit. Bir tane aldık. Sonra demir, silikon. Dans etme lan. Alüminyum.
Obsidyen yukarıda değil mi? İyiyim. Oy. Baban canına rahmet. Şimdi gençler. Deli gibi kuvars geliyor. O kuvarslarla da iş yapabilirim ama buraya gidip bir başlasak mı ya? Ya toplayayım toplamasına da oradakileri. Abi bak kuvarsları toplamakla bitmiyor bu iş. Bak gerçekten. Aa kurbağa var lan. Aa yumurta. Bırak bırak. Şimdi kurbağa çiftlikleri kuracağım. Evet. Ananı avradını ya.
Nerede işime yarar bilmiyorum ama... Oğlum bu nasıl bir kuvas yatağı lan? Oğlum. Lan oğlum bu nasıl bir şey lan? Aga çok iyi be. Hadi. Oğlum var ya. Cenneti buldum ya. Ama yine nükleeri bulamadım. Oğlum in aşağı neler var elimde? Ha, neler hepsi bu taraf.
Tamam. Kurbağa mekanı yapacağım ama. O kurbağa mekanı biraz sıkıntı yaratacak. Şöyle ki. Bunu yapmak çok kolay lan. Bir tane su. Tane gübre değil. Ben bir gübre daha alayım. Biz bakalım. Yani kurbağayı çok seviyorum diyemem ama görüntü fena. Şimdi şu sıçtığımın gübresini bırak. İyi. İyi yani kurbağayla bir sıkıntım yok ama. K4 aldık. Bir tane gübre. Su ve larva. Yukarı. Şunu bir dizsin abi. Hadi oğlum. Diz onu.
Kaptandan kurbağa koyalım ya. Çoktan iyidir. Hadi yiğit o, haydi. Evet, şimdi. Oo. Farklı bir gırbağı verdi. Şimdi bir de biyokütle ekranına bir bakabilir miyim? Kasmaya başladı artık. Oh. Biyokütle 30 ton olduğunda Previus. Balık çiftliği falan var abi. Bence kurbağalar işi hızlandırdı. Delgi K5 şu. Oha! Basınç. Dergileri kırıyoruz abi. Tamam. Delgi K5 koyacağız baba. Oğlum bu ne lan? Ağzına sıçam. Şu ne istiyor? İki tane süper alışım çubuğu. Bir tane de osmiyum çubuğu. Oğlum dev makineler lan bunlar. Şimdi iki tane süper alaşım çubuğu yapacağım, çubuğu. Delgi K5.
Elektrik bitti. Bir tane süper alışım daha ekleyip kuvars alacağım yanıma. Çok iyi. O makineden bir tane daha yapayım ben ya. İki tane süper alışım çubuğu lazım. Ulan. Aletten bir tane daha koysam sıcaklığı da arttırdı. Kodumun altında bir tane daha lazım da dur. Isıtıcı belliyor bizi. Isıtıcı. Ya bunu koyayım da. 5 tane süper alışım çubuğu çıkmaz ki. Süper alışım gördün mü? O kodumun delgisinden yapacağız mecburen.
şansımız oldu. Dergiler var ya, öf. Şimdi dur. Tuvaletten bir tane daha koymak lazım ya. Üç tane arı larvası osmiyum çubuğumu ebenin. Atmıyorum pezevenk. Sıcaklığın yükselmesi hiç fena değil. Ciddi anlamda hareket ediyor ya. Güzel güzel. Bizim ticaret zamazingosu nerede? Bizim sobaların yakınındaki çalışmayı geliştiren alet mi yazıyor burada? Fiyatlara bak. Abi 800 bin ücret. Yemek 7 dünya ücret. Yemek de satabilirim. Bununla bir şeyler satacağız abi. Para kazanacağız.
Bence iyi. Bak şimdi şöyle yapabiliriz. Hay maşallah. Bunları verelim mesela. İşte bu. Gel oğlum. Bakalım para gelecek mi para? Her yerde kelebekler uçuyordu. Evet değerli arkadaşlar, bölümü bitirmeye başlayalım. Bakın kurbağalarımız başladı. Kelebeklerimiz arttı. Balıklar arttı. Şu devasa delgi makinelerinden kurmakla birlikte ticaret roketi göndermeye de başladık. Kuvarslarla dolu bir mağara zinciri bulduk. Topla babam topla modundayız ve hala da şuradaki yer altındaki loot'a gitmedik. Oraya bir parmak atmamız gerekecek. Yeni bölümde bayağı bir malzeme var. Dünyalaştırma endeksimiz de oldukça seri ve hızlı ilerlemekte. Yeni bölümde arkadaşlar sizlerle tekrar görüşeceğiz diye ümit ediyorum. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik cümleten Allah'a emanet. Hoşça kalın.